Selam canlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Gördüğünüz gibi yeni perdeyi taktım canlar. Ama tabii ki siz buradan iyi göremiyorsunuz. Böyle sanki karanlık kalıyor. Perdenin eni çok hoşuma gitti ama maalesef boyu kısa geldi. Bilmiyorum. Acaba yatak odasına da aynı mı olur yoksa daha mı uzun kalır? Perde çok hoşuma gitti çünkü yani bir yandan diyorum geri vereyim, bir yandan da diyorum kalsın. Benim odayla o masa bir Gamze'nin odayı da ölçerim. Eğer aynıysa böyle kısa kalırsa geri veririm muhtemelen, yoksa tutarım. Ama perde gerçekten güzel, kaliteli. Sadece işte boyu eni yoksa çok şöyle yapayım. Kapatayım birazcık. Böyle şimdi ışıktan rahat göremiyorsunuz. Böyle örttüm. Sonra işte dediğim gibi o zımbırtılardan da alıp şöyle katlaya katlaya şöyle kenara böyle yapıp asabilirim. Bilmiyorum. Bana fikir verin. Yorumlara bir yazın bakalım. Dursun mu, geri mi vereyim? Ben böyle yere kadar perdeyi daha çok seviyorum çünkü. Şöyle katlayayım. Üst tarafları iyi oldu böyle. Değil mi? Yani. Bir yıkanıp ütülendi mi? Cullop gibi olur da işte şu ışığı kapatayım, flaşı şöyle ışıkta göstereyim, görünüyor mu? Yok hanım, görünmüyor. Dünkü videoda gördünüz zaten. Bu arada dünkü videoyu var ya, kırpa 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 o kadar bıraktım. Mağaza çok büyüktü arkadaşlar. Bir sürü yani bir evin ihtiyacı ne varsa yemeklik malzemeye kadar her şey vardı. Tabağı, çanağı, temizlik malzemesi, işte kedi köpek için malzemeler, kuşlar için malzemeler. Bir sürü şey vardı ama hepsini çeksem çok 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 uzun olacaktı. O yüzden kestim. Böyle her gittiğimde sizin için azar azar paylaşırım inşallah. Tüh. Perdeye kalayım. Ya baksanıza çok mesafe var. Hadi şuraya kadar olsa mesela gene tamam, belli bir ölçüsü olur şuraya kadar. Ama bu çok fark var. Bilmiyorum, bakayım. Bir bana fikir verin. Bir de gideyim şimdi yatak odasını da ölçeyim bakayım. Kızlar ben hazırlandım. Gidiyorum valla. İçime sinmedi perde. Götürüp onu geri vereceğim. Ondan sonra bakayım başka bulabilirsem istediğim ölçüde onu alırım. Yoksa yapacak bir şey yok. Onu artık geri vereceğim. Ne zaman başka böyle uygun bir şey denk gelirse onu alırım. Perde hoşuma gitti, bilmiyorum. Bir anda dedim acaba çok mu açık oldu? Bir dakika. Bir yandan dedim acaba çok mu açık oldu rengi? Koltuğum açık, halım açık. Çok mu açık oldu? Koyu renk de bulsam. Ama birbirine de uyumlu olsun istiyorum yani. Bakayım dediğim gibi bulabilirsem değiştireceğim. Bulamazsam artık para iade yaparım. Yapacak bir şey yok. Öyle. Komşum aradı o sırada. O geldi baktı. Dedi şey, onların İngilizlerin ölçüsü farklı oluyor ya. İnç diyorlar onlar. Dedi şey, inç şey yapman lazım. 90'a 90 dedi. Ha? Ben ölçtüm metre olarak. 210. 2 metre 10 santim oluyor yani. 2 metre 10 santim lazım bana. Artık bakacağız. Hadi gidelim.
Şansıma bakın. Arabamı ne zaman temizlesem, yıkasam kuş pisliyor. Kirliken pislemiyor, temizken pisliyor. Normalde diyorlar ya, kuş pislendi mi şanstır, kısmettir. Ben hiç öyle bir şansmaz görmedim. Affedersiniz. bundan gelecek şans da ne gelecek yani? Aynı bunun gibi bir şey gelir. Hadi gidelim. Kızlar, ben geldim perdeyi değiştirmeye. Şu da çok hoşuma gitti. Ve istediğim ölçüde. Ama renginde kararsız kaldım. Böyle koyu bir renk olur mu sizce? Uyar mı koltuklarıma? Fiyatında emin değilim. Kaç burada? 5 biraz daha tuzluydu galiba. Şurada bir yerde var, bir dakika göstereyim size. Bu daha açık rengi sanki. Yok, aynı. Bunun ölçüsü farklı. Kırlentler de varmış, gözüme çarptı. Kırlentleri de var. Perdelere göre kırlent de ayarlamışlar. Şimdi bunlar hep açık renkler zaten. Bunlar koyu renkler. Yani hoşuma bu gitti. Şu da gitti. Bu da küçük. Şu da hoşuma gitti. Şu da hoşuma gitti. Bunun benim istediğim ölçüsü 84 pound. Pahalı yani. Şu da güzel, koyu. Ölçüsü de tamam, benim istediğimden 90'a 90. Bence bu birazcık uzunluğu şey uzun gelir de altını artık dikeriz. Acaba böyle koyu bir renk mi alsam? Ne diyorsunuz kızlar, fikir verin ya. Bunu mu alsam? Bana fikir verin, ona göre gelip alayım. Buradan rengi fazla belli olmuyor maalesef. Şöyle. Ben bunu vereyim olmazsa. Siz derseniz Özlem bunu al. Gelin bunu alayım. Başka. Aynısı burada 47. Ha, 47.99'muş. Bu ne? Ha, bu başka perdeymiş. Koymuşlar oraya. Pahalıymış. Yok, söylemeyin al diye vazgeçtim. Vazgeçtim, söylemeyin al diye. O kadar veremem. Bu 33 pound neredeyse. Bu bile bana pahalı yani de. Mecbur. Yani hadi gidelim bari, bakayım başka öbür taraflarda var mı bir şey. Şöyle perdeler de var bakın, paket tekli halde. Tek pencere ya. Bunların ölçüsüne bir bakın. Bu da çok koyu sanki. Bunda 16.99'muş.
bir parçası. Burada ne var? Battaniyeler. Yok kızlar. Bulamadım. Acayip kalabalık. Nedense sanki insanlar benim bir yere gitmemi bekliyorlar. Herkes aynı anda gidiyor. Şimdi nevresimlere bakayım da. Burada zaten ayrı ayrı satılıyor. O yatağa takılan lastikli örtü var ya. Onlar ayrı satılıyor. Bizde böyle çarşaf ayrı satılıyor. Yani yorgan yüzü iki yastık şeklinde satılıyor. Şunlar da varmış. Bakın. Şöyle koltuğun üstüne koyuyorsunuz ya. Dekor için. Beyazı da var. Kaç? 11.99. Söyle 12 pound. Daha ben o kadar dekor işine daha girişemedim. Nerede yatak koruyucular? Hadi ben gidiyorum. Ay ben burayı görmemişim. Dün burada indirim varmış. İndirim varmış burada. Kaç? Şu çerçeveler güzel. Hadi gidiyorum. Ulan midem biraz rahatsız. Şimdi başka bir mağazaya geldim. Bu perdeyi değiştirdim. Yerine başka bir şey aldım. Arkadaşlarım emekliye ayrılacak ya. Onlara hediye aldım onun yerine. Son dakika aklıma geldi. Tam kasaya gidiyordum. Aklıma geldi dedim. Onlara da alayım. Aradan çıkarayım. Yarın pazar çünkü. Pazartesi sabah gideceğim. O yüzden bugünden hazırlayayım. Şimdi şeyde bir de kart bakacağım bunlara. Burada çünkü kart alıyorlar böyle özel günler için. Şunlara da bakayım. Domates fidesi var mı? Yok. Hepsi çiçektir. Hadi içeri gidelim. Bakalım kart var mı? İkinci mağazadır geziyorum. Kart bulamıyorum. Şimdi bir tane daha var. Oraya gideceğim. Artık şansım varsa var, yoksa yok. Bir de diyorum hani uygun olanı alayım. Bakınıyorum. Hani başka bir şey var mı? Hoşuma giden. Hoşuma giden çok şey var da hepsini alamıyoruz tabii ki. Şimdi bir yere daha gideceğim. Onu da bakayım. Alırsam oradan alırım. Orada birazcık pahalı olabilir çünkü. Normalde İngiltere'de bir tane mağaza var. Sadece kart satılıyor. Ama burada yok. Ya da var da ben bulamıyorum. Bir bakayım internetten. Dur ben en iyisi internetten ona bakayım. Varsa oradan alırım. Yoksa dediğim mağazaya gideceğim. Oradan alacağım. Bir de sütüm kalmadı. Süt alacağım. Ondan sonra da eve giderim. Burada da yok ya. Olanlar da güzel değil maalesef. Bir tane gördüm şimdiye kadar. Emeklilikle ilgili ama onlar da güzel değil. Mecbur o kart dükkanına gitmem lazım. Eve geldim. Vallahi ben de size vallahi iyi şey veriyorum ha. Çıkınca haber veriyorum, gelince haber veriyorum. Ne sadık bir şeyinizim değil mi? Şey gibi olduk, karı koca gibi olduk. Çıkınca haber veriyoruz, gelince haber veriyorum. Eve geldim, haberiniz olsun.
Valla istediğim şeyleri bulamadım. Hediyeleri hallettim çok şükür. Ben aslında hediyeleri paylaşmayacaktım ama şimdi aklıma geldi. Siz bu videoyu zaten pazartesi günü izleyeceksiniz. Pazartesi günü zaten hediyeleri vermiş olurum. Çünkü yarın paylaşsam pazar gününe yani arkadaşım arada bir videolarımı izliyor. O zaman yakalanırdım, görürdü. Her videomu maalesef izleyemiyor çünkü Türkçe anlamadığı için altyazıyı yapıp bilgisayardan izleyebiliyorsa öyle yapıyormuş. Ya da bazen sadece açıyormuş, bakıyormuş ben ne yapıyorum, ne ediyorum. Ama izliyormuş yani videolarımı. O yüzden hediyelerini görsün istemiyorum. Sonradan aklıma geldi işte. Siz bunu pazartesi günü izleyeceksiniz muhtemelen. O yüzden rahatlıkla şimdi gösterebilirim ne aldığımı. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum sizler beğenir misiniz, beğenmez misiniz? Değişik bir model. İkisine de aynı hediyeyi aldım. O demesin, yok bu da güzel, o da veya benimki güzel değil, yok veya Özlem ona daha çok güzel bir şey almış, bana almamış demesinler diye. İkisine de aynı hediyeleri aldım. Bulursam kartların ikisini de belki aynı alırım. Belli olmaz çünkü bunlar... Bu emekli olan arkadaşlarım senelerdir beraber çalışıyorlar. Onlar da çok iyi arkadaş. Ben de orada başlayıp çalışınca ben de iyi arkadaş oldum. Yani orada söyle yani 3-4 kişiyle hemen hemen çok samimiyim. Diğerleriyle fazla değilim. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Göstereyim. Karnım da acayip aç. Dün aldığım pizzanın yarısını yaptım, yedim. Bugün de pizza mı yapsam, somonlu sandviç mi yapsam, ne yapsam bilmiyorum. Canım pek pizza da istemiyor işte. Ben pek pizza sevmiyorum da işte o hoşuma gidiyor diye onu aldım. Böyle kendimi fazla mı aç bıraktım bilmiyorum. Midem işte bulanıyor. Dışarı çıkmadan önce salatalık yedim 2-3 tane tutsun diye beni ama yetmedi bana. Ondan sonracıma bu sabah da tartıldım. Baskül yanlış söylemiyorsa vermişim yine birazcık. Bakalım inşallah böyle devam eder. İrademe sahip çıkarım. Çünkü normalde öyle pek iradeli bir insan değilim. Yemeğe dayanamam, yerim. Benim tek hatam kilo aldığım zaman kahveyi çok içmem. Yemeği düzensiz yemem. Günde bir kere yemek yemem. Veya acıkırsam ıvır zıvır işte atıştırıyorum veya dışarı gittiğim zaman hemen basitinden işte kektir, poğaçadır onları alıyorum, yiyorum. Ben en çok kiloyu o yüzden aldım zaten. Bir de bazı kullandığım ilaçlar da belki kilo yapmış olabilir bana. Çalışmıyorum. Bir sürü nedenim var. Bir sürü nedenim var kilo almak için. Şimdi yine bir sürü nedenim var kilo vermek için. O yüzden kilo vermem lazım. Zayıflamam lazım. Güzel ve fit görünmem lazım. Sağlıklı olmam lazım. En başta sağlık. Çünkü ayağımdan rahatsız olduğum için bu gövdeyi de bu ayaklar taşıyor. O yüzden o yüzden bu ayaklara yazık olur. O yüzden zayıflamam lazım. Tabi biliyorsunuz yaz da geldi. Bütün bayanların çilesi başladı zaten. Zayıflama çilesi. Ben de onlardan bir tanesiyim. O yüzden bakalım artık. İnşallah verebildiğim kadar vereceğim canlar. Bu iradeyle gidersem. Her neyse, hadi hediyemi göstereyim size. Evet, hediyelerim bunlar. Canlar. İyi ben de görünüyorum. Altım tozane, üstüm şişane. Şöyle oturayım zaten. Ay yoruldum. Evet, böyle bir süs aldım. İster duvara asarlar, ister masalarının üstüne koyarlar. Şunun içine de böyle mumlardan konuluyor. Böyle deseni de böyle bakır gibi böyle bir şey. Damla şeklinde galiba. Öyle mi oluyor? Aynen. Sonra şöyle yanına resim çerçevesi aldım. Resimlerine koyarlar çoluk çocuklarıyla, torunlarıyla. Bunları aldım. Bilmiyorum nasıl, güzel mi? Ben beğendim. Şunları şöyle yapayım. Siz de beğendiyseniz yorum kısmına tabii ki yazıyorsunuz.
Ben de kendime bir şeyler aldım. Onu da göstereceğim. Ay ben buradan görünüyorum şimdi. Ay. Şimdi ben de görüyorsunuz aynadan. Onu sonra ben çekeyim olmazsa arkadaşlar. Kendime de şöyle iki tane resim çerçevesi aldım. Camın önüne veya masanın üstüne koymak için şunların büyüğü. Çoktandır böyle cicili bicili bir şeyler bakıyordum. Gamze ile resmimizi koyarız artık. Böyle taşlı. Bakın. Böyle bir şey aldım işte. Nasıl güzel mi? Öbür simliler pek şey değildi. Böyle tahtadandı. Bu böyle daha ağır. Daha güzel bir şey. O yüzden bunu aldım artık. Bilmiyorum. İnşallah arkadaşlarım da hediyelerini beğenirler. Şimdi bunları ben paket maket yapmam lazım. Torba bulamadım çünkü. Bunlara göre benim bir şey bulmam lazım. Kap. Ya kaplayacağım ya da torbalayacağım. Hiç sevmediğim iş yani. Öyle. Ben kalkayım bir şeyler hazırlayayım. Olmazsa sandviçle şey yiyeyim. Somun balığı yiyeyim. Yanına da çay yapayım. Yeşil zeytinim de var. Yeşil zeytin de yerim. Bugün de karnımı böyle doyururum artık. Evet, çıkardım. Valla bugün böyle uydurmasyon bir şeyler yiyeceğim. Tencerem de orada. Bulaşığı yıkamayı sevmediğimi buradan anlayın. Bu tencere hala burada. Yani dün yıkamam lazımdı, bugün yıkamam lazımdı. Neyse bugün yıkarım. Daha erkendir. Allah izin verirse. Zeytinimi de çıkardım. Yani balığı da çıkardım. Şurada da domates ezmesi var. Ondan sonra domates, salatalık da koyacağım içine. Bir de çay yapacağım. Hıyar burada, turp burada. Bunlar şişirmez herhalde beni. Öyle işte canlar. Ne kızlar. Böyle yaptım. Bir domates soslu yaptım. Bir de patlıcan sosuyla yaptım. Ekmeklerim zaten şey. Brown. Yulaf ekmeği galiba. Ha, yulaf ekmeği oluyor. Salatalık. Bir de balık koydum. Bence bunların kalorisi fazla yoktur. Yanına da zeytin, turp falan yiyeceğim. Çayımla beraber. Ondan sonra acaba bugün böyle geçecek inşallah. Ben de videomu kapatayım, bitsin. Gözlüklerim de kirlenmiş galiba. Bir dakika. Heh, sildim. Ben de videomu kapatayım artık. Fazla uzun olmasın. Dünkü gibi. Yani bugünkü gibi. Bugün günlerden cumartesi. Cumartesi günkü gibi. Umarım cuma günkü videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ne cuması? Cumartesi, pardon. Cumartesi günkü videoyu beğenmişsinizdir. Göreceğiz artık. Beğendiyseniz izlemişsinizdir. Az önce Instagram'a da story çektim. Orada da söyledim. Size de şimdi söyleyeyim. Kız böyle giderseniz gene değişeceğim ben saati. Bana ne? Bana ne, değişmem lazım kızlar. Olur mu böyle? Bir saat olmuş videoyu yayınlayalı. Daha 90 küsür kişi izlemiş. 3000 küsür kişiden 3080 takipçi var. Aynen 3080 takipçiden 90 kişi izlemiş. Olur mu öyle? Tam siz müsait olduğunuz zaman açıp izliyorsunuz ama o zaman bana pek fayda etmiyor yani. İlk saatler izleyeceksiniz ki çıksın onlar. He, kusura bakmayın. İkide bir tekrarlıyorum papağan gibi ama mecburum. Her zaman söylüyorum. Yani bir yere tutturana kadar sürekli size hatırlatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Instagram'dan beni takip etmiyorsanız oradan da beni takip edin. Aynı benim YouTube kanalımın isminden. Instagram adresim. Orada da storyler paylaşıyorum. Aktif olmaya çalışıyorum. Ondan sonracığıma işte videomu yayınlayacağım zaman oradan bildirim yapıyorum. Paylaştığıma dair. Eğer saatimi değişiyorsam onu söylüyorum. Siz de eğer takip etmiyorsanız beni Instagram'dan da takip edin. Hiç olmazsa kaçırmazsınız, görürsünüz. Aha bu kadar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle tutayım da 32 dişim birden görünmesin.
Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İlk saat videom yayınlar yayınlanmaz izlerseniz daha mutlu olurum. Bunları söyleyeyim. Yarın da inşallah komşum gelecek, bana yardım edecek. Şu mutfağımın storunu takacağız, perdesini. Ben gelirim dedi, ben yardım ederim sana. Birimiz tutarız, birimiz bir şey yaparız dedi. Yok desen olmuyor, he desen olmuyor. Bilmiyorum. Bakalım, gene bana sokulmaya çalışıyor artık. Şimdilik şey yapmıyor, kavga etmiyor benimle. Ama onu uyarmıştım zaten. Kavga edersen, şey yaparsan görüşmem seninle. Ben insanlara çok şans veriyorum çünkü. Videomu kapatıyordum, gene aynı şeyi söylüyorum, konuşuyorum. Ben insanlara çok şans veririm. Çok sabırlıyımdır. Çok dayanırım. Hatalarını affederim, görmemezlikten gelirim, idare ederim. Ama belli bir yere kadar, belli bir zamandan sonra kim olursa olsun, yani affetmiyorum. Benim için o kişi bitiyor artık. Sevgim de kalmıyor, ilgim de kalmıyor. O yüzden yani şu anda hala benim sabırlarımın şeyindedir yani. Hala idare ediyorum onu şu anda. Bakayım sabrım ne zaman taşacak. Sabrım taştığı zaman muhtemelen onunla da artık bir kırmızı çizgiyi çekerim, bitiririm yani. Öyleyim. Beni bilenler bilir, tanıyanlar tanır. Çok sabırlıyımdır. Çok hoşgörülüyümdür. İdare ederim. Görmemezlikten gelirim. Birini sevdiğim zaman da sonsuza dek severim. İlgimi, alakamı kesmem ondan. Üstüne giderim. Bazen çok sevdiğim için sık boğaz da edebilirim insanları. Ama sevdiğim zaman böyleyim yani. Gerçek sevdiğim zaman. Sahte olsam umurumda olmaz. O yüzden böyle işte arkadaşlar. Neyse, hadi bakalım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Duamızı da unutmayın. İyi insanları, iyi insanların Rabbim gönlüne göre versin. Her zaman söylüyoruz. Kötü insanlara da Allah'a havale ediyoruz inşallah. Bu duayı hep tekrarlayın. Hep tekrarlayın bu duayı. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.